Kanalıma hoş geldiniz. İrmik helvası için öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı süt, 3 su bardağı su. Hepsini karıştırıyoruz, ocağa koyuyoruz. Şeker eriyinceye kadar kaynayınca kapatıyoruz. Şekerlerin erimesi gerekiyor. Diğer taraftan margarinin 1/3 kadarını margarin koyuyoruz. Bir su bardağından bir parmak eksik de sıvı yağ koyuyoruz. Bu ölçüler 2 paket irmik helvası, yarımşar kilo. Toplamda 1 kiloluk irmik helvası yapmak için irmikten yapıyoruz. 1 kilo irmikten artık ne kadar çıkarsa yağı tavada iyice kızdırıyoruz. Tam kızdıktan sonra irmikleri atıyoruz. Yavaş yavaş atıyoruz. Bir anda atmıyoruz. Yağ bulaşması lazım. Parça parça atınca daha güzel karıştırmış oluyorsun. Bu tava oldukça büyük bir tava. Fazla yapacaksanız bu ölçüler, aynı oranda ölçüleri azaltabilirsiniz. Bu bayağı fazla olacak helva. Sabırla karıştırıyoruz. Bu yavaş yavaş orta ateşte olması gerekiyor. Çok kızgın olursa bir taraflarda yanıklar oluşur. Hiç fark edemeyiz. Yanmış olur. Çok da az yaparsak hem geç olur hem de güzel olmuyor. Kuruyarak olur. Orta ateşte sabırla kavuruyoruz. Kavura kavura yaklaşık bir yarım saat kadar kavuruyoruz. Yüksek ateş versek hemen kavrulur ama güzel olmaz. O yüzden bayağı zaman alıyor. Rengi değişiyor. Böyle çikolata, sütlü çikolata rengini alıyor. Biraz koyulaştığı zaman fark ederiz. Dağınık bırakıyor zaten kendini. Belli ediyor. Zaman olarak da anlayabiliriz. Bu kavurma yeterli oldu. Yanıklar oluşmadan sanki biraz yanar gibi oldu. Ondan sonra hazırladığımız şerbeti dökeceğiz. Kaynar halde altını söndürdük. Çok fokurdayacağı için taşma ihtimali var. Kap oldukça büyük ama yine de bu ihtimali göze alarak çok fazla aniden dökmemek lazım. Sıcak altını da söndürdük ama sonra tekrar açacağım. Kavurma işlemini bu şekilde sonlandırmış oluyorum. Dipli birazcık tutacak gibi oldu. Ona da çok dikkat etmek gerekiyor. Helva kavurmak elbette sabır işidir. Bu hele biraz fazla olunca çok zaman alıyor. Yarım saat az olunca o kadar uzun süre kavurmak gerekmeyebilir. Çabuk kavrulacağı için zaten anlarsınız. Ve şimdi sütümüzü, şerbetimizi dökeceğiz. Şerbet de sıcak kaynadı. O söndürdük duruyor. Ancak sıcak olacak. İrmik helvasındaki en önemli olan bu sütü verdiğimizdeki kıvamdır. Suyla süt şerbeti. Evet, döktük, kaynamaya başladı. Altı sönük olduğu halde iyice kaynadı. Bunu karıştıra karıştıra iyice her yerine değmesi gerekiyor. Yani kuru yer kalmaması gerekiyor, yumuşaması gerekiyor. O yüzden çok iyi karıştırmamız gerek. Azar azar attık. Tüm şerbeti atmamız gerekiyor. Bu şekilde karıştırıyoruz. Eze eze iyice. Bu arada ceviz de atmıştım, onu unuttum. Bir kasede ceviz attık. Bu cevizler arada gözüküyor. Karıştırdık. O kavururken attım cevizi de. Bu kıvama geldi. Çok da güzel oldu. Lezzeti çok mükemmel. Sevenler için bazı kişiler çok sevmeyebiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.